Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah İnsan Suresinin ilk ayetlerinden olacak. Nasip olsa inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet, bu mübarek sure-i şerife Hel Eta diye başlıyor. Hel Eta. Eta, Arapça geldi anlamına. Cae gibi geldi. Hel istifam, soru, geldi mi anlamına geliyor. Fakat buradaki hel istifam değil de kad anlamına geliyor. Hel eta muhakkak ki geldi. Ali insanı insan üzerine hinin bir zaman geldi. Mine dehri şeyin mezkura. İnsan üzerine bir zaman geldi ki burada hin, bu da zaman. Ama bu zaman deniyor mahdut, hudutlu, yani sınırlı bir zaman. Dehr, o da zaman, o sınırsız zaman o böyle. Yani uzun zamandan, dehriyetten insan üzerine öyle bir zaman geldi ki kişi o anda mezkür değildi. Yani insan da bir var yoktu zamanlarda ne zaman böyle. Hatırlanmıyordu insan böyle. Bu ne zaman oldu bu şekilde? Adem babamızın yaratılması döneminde, o aşamada. Yani Adem yaratılması takdir olmuştu. Yaratılım aşamasında henüz ama insan denmiyordu ama. Denmiyordu böyle. Evvela biliyorsunuz bir ağaç dikilir. Ağaç yere kökünü salar. Kendini sağlamlaştırır. Kendini sağlam alır ağaçınca yere kökünü salar. Ondan sonra yukarı doğru dalları büyür. Yapan ağaçlar en sonunda meyvesini verir. Bu alem bir ağaç hükmünde. Bu nedenle şecere-i kainat, yani şu kainat evrende bir ağaç hükmünde. İnsan dedi bunun meyvesi. Demek ki meyve en sonki aşama meyve olacak böyle. İnsan bu evrenin, kainatın meyvesi insan. İnsan önce melekte yaratıldı, cinde yaratıldı, hayvanda yaratıldı. İnsanın alt yapısı yaratıldı. Dünyayı ona elverişli getirildi. Mevlam dilediği zaman vakti gelince melekler emredi Mevlam. Dünyanın her tarafından alın bakalım toprakları. Melekler aldılar toprakları. Her tarafından. Bunlara mesela element deniyor böyle. Elementler böyle. Elementler. Bunu aldılar. Her tarafından aldı abi. Karışık oluyor böyle. Yani sarı toprak, kara toprak, kili toprak her biri karıştırıldı. İnsanın organlarına farklı toprak gerektiği için bu oldu böyle. Organlarına. Yani kemik mesela kalsiyum istiyor böyle. Tabii organlar hepsinin böyle farklı özelliği var. Bu işin topraklar farklı oldu. Toplandı bunlar. Nerede? Mekke ile Taif arasında toplandı bunlar. Sonra Rabbimin emriyle melekler su getirirler. Suyu cennetten ama. Cennetten ama böyle. Dünya suyu değil böyle. O zaman zemzir yoktu dünyanın tahini tabi tabi. Suyu cennetten getirildi. Bu yoğruldu. Orada bırakıldı. Toprak suyu ısınınca biliyorsunuz çamur deniyor buna. Yani çamur oldu böyle. İşte aslımız kuru topraktan başladı ve suyla ıslandı, yoğruldu. Ne oldu? Çamur oldu böyle. Ama toprağı özel toprak ama. Seçilme toprak elementleri. 40 sene böyle kaldı toprak. 40 sene kaldı böylece. Çamur halinde kaldı böyle. Sonra bu toprak oldu tın lazib demiyor. Tın lazib.
tığın çamur. Nazip, yapışkan, özlü çamur anlamına geliyor böyle. 40 senede bu toprak bu hale geliyor böyle. Ne varsa alemde her birinde etkisi oldu buna, katkısı oldu. Hepsinin böyle. Havadaki gazların, esen yerlerin, yağan yağmurların, ayın, güneş yıldızların hepsi bu etkisi oldu bunlar. Şuaları bunlar böyle. Her biri etkisi oldu böyle. İnsan kainatının son meyvesi olduğu için bunda her birinin katkısı oldu bunda. Özlü, yapışkan bir toprak haline geldi 40 senede. Sonra değişim oldu. İki aşamaya geçildi. İkinci 40'ta Hami-i Mesnun oldu. Hami-i Mesnun'a dönüştü böyle. Hami-i Mesnun, Hami gene kara balçık çamanlara geliyor. Mesnun artık organları gelişti, organları yapıldı. Çamurdan ama öyle. Organları, iç organları, dış organları böyle. Eli, aya, ancak boyu uzun ama Adem babası. Ve sırt üstü yatar şekilde yaratılıyor yerde. Bu şekilde boyu 60 zira deniyor. 60 zira boyunda. Nedir zira? Tabi bu zira bize göre bu şekilde, insanların zirana göre orta parmak ucundan dişlere kadar. Zira diye böyle. Ama Adem babamızın boyu 60 zira ama bu zira neye göre onda? Bu bilmiyor tabi bu. Bu üçü uzunmuş Adem babamızın. Kalktığı zaman artık böyle yani sanki göklere dediği gibi başları böyle. O kadar yüksek boyunda. Hami Mesnun oldu ikinci 40 senede. Organları gelişti. Göz, kulağı hepsi yerlerinde. İç organları da. Ama henüz daha çamur halinde. Nemli, kuru değil. Çamur halinde. Üçün döneme geçildi. Geçildi. Onda salsal deniyor. Gel fekhar. Fekhar, tabakta yapılan teşvik küpler. Onlar gibi böyle kurudu. Kurudu çamuru. Ve o toprak teşler gibi, küpler gibi salsal haline getirildi böyle. Kupkuru. İşi boş tabi böyle. Organları yapıldı. Orada melekler bunu görüyorlar. Orada bir şey yaratılıyor. Ne acaba bu varlık? Melekler merak ediyorlar. Şeytan haber verildi. O da zamanlar Azrail. Cennetteki meleklerin başı. Ama şeytan. Dediler ki, hocamız dediler, hocalar onların. Dediler ki, dünya gezegeninde yeni bir varlık yaratılıyor. Bir bakar mısın oğlum bana? O da geldi baktı. Baktı içi boş. Ben bunu üstün görürüm dedi. Yani bu bende üstün olamaz dedi böyle. Orada kendisine bir onur benlik enanet geldi kendisine de böyle. Üçüncü kırk dolunca yani 120 sene aradan geçince Rabbim ona ruh üfledi. Verdi bana ruh böyle. Ruh Allah'ın takdiri oluyor böyle. Allah'a cehalet. Ona hiçbir madde karışmıyor. Nur da ona karışmıyor. Melek ona karışamıyor. Ruh Allah'a bir sır. Sır ilahi böyle. Rabbim o da ruhundan üfledi. Ruh olarak üfledi Meryem ona. Sır ilahi. Burundan üflendi. Önce başına, beyine gitti böyle. Beyine gitti. Görme merkezi, beyindeki merkezi oraya gitti ruh. O anda gözü görmeye başladı. Yatıyor böyle. Yeni yatıyor. Göze geldi. Baktı şöyle bedene baktı oradan. Yattığı yerden. Kupkuru bir çamur. Takır tukur vaziyetinde. Beyninden sonra aşağı indi. Kalbi çalışmaya başladı derken. Organlar derken. Ayağına gidince aksırdı. Adamımız aksırdı böyle. Aksırınca oturdu. Ne yaptı? Bir kelime söyledi. Elhamdülillah dedi. Elhamdülillah dedi böyle. İlk sözü. İlk sözü. Mevlam buyurdu. Adem mesemuş yarattım. Anlatın şu bana böyle. Sonra Mevlam emir tabi melekler tabi secde meselesi. O konuya girmeyeceğim.
İşte bu 120 yıl içerisinde insan hatırlanan yuvarlık değildi. Şimdi arkadan Mevlam buyuruyor bizim yaratılışımızı, yani evlatların yaratılışını falan buyuruyor şimdi böyle. İnna halakner insane, insanı Mevlam yarattık buyuruyor, insanı da, yani neslini, yavru torunlarını, min nutfetin emşaç. Nutfetin emşaç. Nutfe biliyorsunuz ürün öcesi, yani sperma denilen. Emşaç da karışık, karışımdan böyle. Karışımdan böyle. Erkeğin, kadının böyle. Yani tekinden insan yaratılamıyor. Öyle yaratılmakta böyle. Olmuyor. Yeteri değil böyle böyle. İkisinin de ayrı özelliği, farklı özellikleri var. Ancak bir araya gelince, dönülme olunca Allah takdir etmişse, o zaman insana bir varlık bedene geliyor. İnsanı beraber yarattık, lütfeyi emştacdan. İnsan nasıl yaratılıyor? İnsan üzerinde 3 tane 40 geçiyor yine aynı. Fakat yıl değil gün geçiyor ama şimdi. 3 tane 40 yani böyle. 120 gün geçiyor insan geçiyor. Ruh sıra veriyor. Böyle. Yana karnında minütüne geliyor. O yavaş yavaş kızarıyor böyle. Kan haline geliyor. Pıhtılaşıyor. Üzerine 3 nokta önce beliriyor. 3 nokta beliriyor. Bunun biri beyin, biri kalp oluyor, biri akciğer oluyor bunların böyle. Ondan sonra diğer organlara başlıyor gelişmeye. Hücre tabii bölünüyor, çoğalıyor, şu budak oluyor böylece. 3-40 aşamada, 3 aşamada o anda çok yavaş büyüme oluyor. Yani belli olmuyor bile. Çok ama yavaş, çok yavaş böyle. Yani küçücük, küçücük. Yani bir çiğnem sakız gibi deniyor bunlara böyle. O aşamada çok yavaş büyüyor böyle. Neden? Eğer birden büyüse anne karnı bunu taşıyamamış yani birden böyle böyle. Taşıyamamış böyle bak. Allah'ın takdiri falan böyle. Önce ana karnı onu alışacak. Yabancı bir madde var içerisinde böyle. Beden bunu kabul etmiyor aslında böyle. Reddediyor beden bunu böyle. Alışıyor beden böylece. Ondan sonra ruh verilince can yani verilince rızık da verilmesi gerekiyor onda. Rızık verilme başlıyor. Ana karnı ile beslenici ne oluyor? Büyüme hızlanıyor bu sefer. Hızlı büyüme başlıyor. Hızlı büyüme başlıyor. Tabi tabi takdir ettiği zaman gelince öyle çıkarıyor. Şimdi insanın için yaratıldığı amaç ne? Bu konu bizi burada buyuruyor. Tek kelimeyle nebtelihi merak ediyor. Nebtelihi. İbtila, imtihan için. İmtihan için böyle şey. İmtihansız cennete gidilmiyor, cennete gidilmiyor. İmtihansız. İmtihan oluyor böyle. İnsan böyle. İmtihan için bak. Yani insanın tek yaratı amacı imtihan. İmtihan. Nebtelihi. Feciannahu. İnsanı kıldık. Semian basira. Semi işitici. Basir görücü. Önce semi geliyor. İşitici. Sonra görmek. Demek ki işitmek görmekten daha öncelikli geliyor. İşitmek görmekten önce geliyor. Bu tabi iman açısından bu bela. Yani dünya açısından bir insan işitmese de gördüğü bir şey olabiliyor gene böyle. Fakat bu din açısından hangisi önemli? İşitme. Böyle. Ve Peygamberimizin eshabı arasında işitme yoktu böyle. Yani hafif tabi kulağı ağır işitebilir böyle. Ama hiç duymayan, yani dilsiz, derler dilsiz sağır, zaten hiç duymayan konuşamaz. İşte duymadığı için bir kelime öğrenmiyor ki konuştum böyle şey. Onun da aklı var. Yani bir şey işte söylemek ister. Hatta sesler çıkarır. O bir şey yapar böylece. Ama anlatamaz derdini. İşitmediği için kelime bilmiyor böylece. İşitme. Eshab-ı kerim arasında hiç böyle duymayan yoktu. Böyle.
Olsa ne olur? Olamaz ki sahabe. Hiç duymuyor. Tamam, görüyor. Mesela peygamber görüyor. Ama ne biçimde olduğunu? Ne biçimde olduğunu? Olamıyor böylece. Ama peygamberin hesabında kör vardı, ağma yani. Hiç görmeyen vardı böyle. İbn-i Mektum Hazretleri mesela, ikinci müezzin. Hiç görmezdi gözleri böylece. İlk Müslümanlardan, muhacirinden kendisi böyle. Fakat duyuyordu ama. Duyuyordu ki, Allah yarattın bu alemi yaratan Mevlam. Peygamberin sesini duyuyordu, onun peygamber olduğunu biliyordu. İman etti ve sahibi oldu. Demek ki gözü görmese de bir insanın ama kulağı duyarsa ki Allah'ın varlığı bilin Celle Celaluhu. Bu alem boş yaratılmadı. Bunu yaratan var. Şu denge düzen var böyle. Hele insanın yaratılışında yani böyle. İnsan yaratılışında, organlarda, şekillerde her insanın gözü farklı, rengi muhtemelen böyle. Her insanın böyle. Genler farklı, parmak izleri farklı bakınız. Parmak izleri benim aklım vermiyor ona muhtemelen böyle. Adem babamızdan günümüze kadar her insanın parmak izi farklı. Bu nasıl olur böyle bu böyle? Olur böyle böyle. Allah azap koyar böyle böyle. Demek ki bir insan görmese de ama duyarak, duyarak. Mesela radyoda insan görmüyor konuşanı ama duyuyor. Kişi bir şey öğreniyor onu böyle böyle. Ama sağır bir insan televizyona baksın bir şey anlamaz ondan böyle der. Bir şey görüyor ama şey ki ne oldu bilemiyor bunları. İnna hedeyinna sebiyle. Rabbim insanı yarattı demek ki amaç imtihan, sınav. Yani dünya imtihanı bitmez. Yani biri biter, tam insan oh der, ayağımı tutar, yatağı hemşire eder, başka bir şey çıkar böyle. İmtihan bitmez. Her insanın başına imtihan gelir. Sınav der bunlar böyle. Bu gelir böylece. Rabbim insanı demek ki kulak verdi, dinleyecek. Göz verdi, görecek böyle. Göz böyle. Tabii ikisi bir araya geldi mi, nimet o zaman tamamlanıyor muhtemelen. Nimet böyle. Yani göz görecek, kulak buna dinleyecek. Kişi nereye bakarsa baksın, o zaman iman daha kuvvetlenir böyle. Demek ki bir insanın gözü gördüğü, kulak duyduğu halde iman etmesi Allah korusun. Gerçi onda insanda çıkmış bundan muhtemelen. Çıkmışlar böyle. Yani bir insan şöyle kuru toprağa baksın, kışın ölü toprak ölüyor. Ağaçların yaprakları dökülüyor derler. İskelet gibi kalır ağaçlar böyle. Kupkuru iskelet gibi kalır böylece. Vakti gelince ne oluyor? O ağaç, her ağacın da bir vakti var ama hepsi aç bir ağaçlar birdenbire. Her ağacın bir vakti var böyle. O takdir olan bir düzen var. O takdirin vakti geldiği anda ağaç yaprağı, ağaç başlıyor canlanmaya. Filiz örüyor, yaprak örüyor, meyvesini örüyor. Böyle. Topraktan fışkırıyor, nimetler fışkırıyor bunların böylece. Demek ki insan böyle gözüyle bakacak her şeye, insan kendisine baksa, şu beden yaratılmasına, bir göz mesela, göz böyle. Bu gözü yaratan Mevlam, göz et değil, yağ tabakası mı? Yağ tabakası göz. Bunu yıkamak gusül farz değil, gusül yıkamak. Yani böyle. Yağ tabak olduğu için, et olmadığı için böylece. Rabbim göz kulak veriyor insanlara böyle. Gene daha Rabbim kula rahmetiyle falan biliyor. İnne hediyene sebiyle Allah kula bir yolu gösteriyor, hidayet ediyor. Yolu gösteriyor falan böyle. Yolu gösteriyor böyle. Bu da neyle? Akıl yoluyla böylece. Akıl ile böylece. Yani insan düşünecek ki acaba benim Rabbim beni ne yarattı? Benim görevim ne acaba? Mesela bir resmi daireye, bir fabrikaya, iş yerine eleman alınacak. Eleman alınacak. Eleman tabi soruyor, ne iş yapacağım bu arada? Asile gidiyor insan, oturuyor mu orada kışlada? Oturuyor mu teremler? Onun bölüğü belli, şusu busu belli, görevi belli mi? Bak bak. Oturuyor mu şey böylece? Niye biz bu dünyaya geldik? Tabii göremez bunlar hem böyle. Akıl bunu görecek. Akıl ne yapacak? Nereden geldim? Hangi aşamadan geçtim ben? Yani topraktım, çamur olduğum, ürün hücresi olduğum, işte ana kanında kan haline geldim derken dünyaya geldim.
bebektim, şu buydayken böylece, şu anda şu yaşıma, şu halime geldim. Ama sonu ne olacak? Ölüm değil mi sonu muhtemelen? Ölüm böylece böyle ya. Son ölüm böyle, insan herkes bunu görüyor. Herkes bunu görüyor böylece. Kişi aniden gidiveriyor böyle, birden insan gidiyor böyle. Hiç hastalığı yok, sapasağlam. Bir anda bir kalp krizi geliyor. Ne oldu? İşte şu oldu, bu oldu. Rabbim konuda hidayet ediyorum. Hidayet. Hidayet edin Mevlam böyle. Bu da akıl bunu araştıracak. Hidayetin asıl menbaı gönül. Gönülle böyle. Bu da ayrıca yine destek istiyor bu da. Hidayette. Bu da destek istiyor. Bu da nedir? Peygamberler kitaplar vatına bakmadan böyle. Demek ki insana gerçekte gözü kulağı yeter. İnsan baksa, dinlese, görse, baksa bunları, insanın gözü kulağı yeteri bir alması için böyle. Rabbim bırakmıyor böyle, hidayet edeyim böyle. Akıl ve gönül böyle. Akıl gönülle, akıl ilerisini düşünecek, geçmişine bakacak, önlem alacak, gönül de Mevla'ya yönelecek gönülde böyle. Yine destek edeyim Mevla'm buna veriyor. Peygamberler kitaptan vardır. Yani her peygamber ne yapıyor? İnsanları aman işte koşun, oynayın, gezin, tozun demiş mi peygamber? Her peygamberin görevi insanları ahirete hazırlamak. Her peygamberin asli görevi bu. Allah iman, Celle Celaluhu, ahirete iman ve ahirete hazırlama insanları böyle. Mezara hazırlama insanları böyle. Her peygamberin görevi bu böyle. Aman haram işleme, Allah'a şirk koşma, şunu yapma, bunu yapma. Ölümden sonrası hayatta insanları hazırlama. Hazırlama insanları. Peki dünyaya çalışmayacak insan çalışacak muhteremler değil mi böyle? Abi buraya kedi köpek bile, soğuk köpek çalışıyor. Acıktı mı hayvan değil mi? Hayvan acıktı mı? O çöpüye bakıyor, poşuna bakıyor, bidona bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Bak o da yapıyor böyle. Karıncalar, boş duruyor karıncalar. Asker gibi böyle. O da rızkını arıyor. Kuş rızkını arıyor. İnsan rızkını arayacak tabii böyle. Arayacak. Ama ne var ki son nedir? O sonu unutmamak. Sonu. Yani sonu, hayatın neresi sonu? Ölüm. Ölüm böyle. Tabii yıkanan insan kefene sarılıyor muhtemelen. Kefene sarılıyor. Yani o kefene bakmak gerekiyor. İnsan ne hale gelmiş. Hele sağlam insan aniden öldü mü ona bakmak gerekiyor. Dün ben bununla konuştum işte. Akşam bununla bir vedalaştık. Çay içtik beraber hatta şöyle oldu böyle şakalaştık hatta bununla. Bakacak ki kefene giymiş o arkadaşı yakını. Yüzüne bak. Ruh çıktı mı? Aa, insan çok farklı mertemelerde. Farklı böylece. Şimdi bir genç hanım, çocuğu var diyelim, ufak çocuğu var. Çocuğu ne kadar hasta da olsa, acile gider, hastaneye gider, hastaneye yatırır, bakar, ilacını verir, kucağına alır, ayağında sallar. Artık onu bağrına basar, onu sever de sever. Ama konusu evde yokken, yanınızda yaşayan bir kadın, ilk çocuğu da, çocuğu öldüğü anda gece, ondan korkar mı diyorlar, korkar böyle. Hemen komşuya gider, komşu deyse aman ne olur, çocuğum öldü benim, çocuğum öldü benim böylece. Dokunma korkar mı diyorlar, çocuğuna baktığında. Aynı çocuk, kaşı gözü duruyor, patiği duruyor, üzerine giysi yüzden duruyor böylece. Aynı yavrusu, onu kucağına sarılamak derler. Mesela bir anne, böyle yavrusu ölen bir anne, evde kocası yok, bu akşam yavrumla yatayım, ona bağırma basayım da yatamadım yatakta. Korkarım da mutlaka böyle. Neden? İnsan aslında ruh seviyor. Ruh. Ruh seviyor. Yani ruh üzerindeyken yavrusu, canı, ciğeri her şeyi böyle. Her şeyi ruh çıktı ama ne oluyor? Ondan korkuyor mutlaka. Yine mesela bir kadın ne kadar kocasını severse sevsin kocası öldüğü anda onunla bir yatağa yatamazsın. Korkardım mutlaka böyle. Korkarım da. İşte
Peygamber'in görevi nedir? İnsana bunu hatırlatmak. Yani sonumuz ölüm. Eğer gidersek gidelim, koşalım, çalışalım, tartışalım, savaşlar, şunlar, bunlar. Yani boşu boşuna, boşu boşuna böyle. Yani geri dönüp tarihe bakalım şöyle. O büyük savaşlar böyle. Ülkesine sığmayanlar, ülkesine sığmayanlar böyle. Komşuna saldıranlar, kıtaları fethedenler böyle. Fakat sonuç ne oldu ama? Ne oldu? Onlar da öldü. Onlar da toprağa gidiler. Çünkü gitti onlara bu şekilde. Değer mi? Demotuna böyle. Deme bu kadar böyle. İşte demek insanın sonuna bakacak. Bu da peygamberlerin görevleri. Yani ölen bir insan her bir de kişi bile kefene sarılınca insan farklı olur. Dünyada böyle. Hele bir hafta sonra açıp edilere bakılsın, bakın ne olur muhtemelen böyle. Bir hafta sonra böyle muhtemelen. Açılmıştı bir mezar da otopsi için açılmıştı. Bir hafta sonra çok muhtemelen böyle. Her tarafı böcek karınca muhtemelen. Her tarafı böcek de karıncalar muhtemelen. Bütün sarmışlar muhtemelen böyle. Sarmışlar böyle muhtemelen. Çürüyor muhtemelen ya. İnsan bunu bilip anlamaya gelir mi bu dünyaya? Ya. Koşun yıllarca köş yaptığını, saray yaptığını, artık sahif yer olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Badanasının rengini beğenmez, o badana rengine bakar, oraya bakar, hanım bakar, kolesi bakar. Artık anlaşamazlar, karar veremezler bir badan renginde. Perde şöyle olsun, tül böyle olsun, kanepe gider, oraya gezer, buraya 40 yere gezer. Ama sonuçta muhtemelen değil mi? Kara toprak, kabir. Hepsi kalıyor muhtemelen böyle. Hepsi böyle. Çorabı da kalıyor. Giyisi kalıyor. İç dış çamaşır hepsi de kalıyorlar. Kişi hepsini bırakıyor. Mezara gidiyor muhtemelen. İşte imtihan burada işte böyle. Amaç imtihan ya yardım aslında. Ben bunu nebteliyim elan buyurdu. Amaç bu, imtihan bu. Demek ki dünyaya aldanmamak gerekiyor. Ve sonu unutmamak gerekiyor böyle. İmma şakiren ve imma kefura. Bak böyle mi buyuruyor? İnsanı yarattık. İmtihan için yarattık ama böyle. İmtihansız olsa cennete ne gerek var? Ne gerek var cehenneme? Böyle. O zaman Ebu Bekir ayrılmaz hakkında. Böyle. İmtihanda insan kazanacak. Çabalacak insan böylece. Mevlam göz kulak veriyor ve hidayet ediyor merhametiyle. Rabbim peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor bizlere elhamdülillah. İnsanlar ikiye ayrılıyor ama bu tarafta. İmma şakiren bazısı şükür yolluyor böyle, iman yolluyor böyle. Yaradanı unutmuyor, ona kulluk ediyor, iman alıyor, şükür oluyor bunlara böyle. Ve imma kefura. Ya da Allah korusun küfür, nankörlük yani küfür yolu, inkarcılık yoluna gidiyor insan böyle böyle. Yaradan bir derler. Aynı aşamadan yaratıldık hepimize böyle. Aynı aşamadan yaratıldık. Hepimizin sonu belirli. Herkesin ömrü takdirin belirli. Göz görüyor, kulak duyuyor. Böyle olduğu halde ne yapıyor? İnsanların bazıları ya ilerici şudur budur derken böyle kendini yapıyorlar. İdeolojiler böyle. Sapık görüşler böyle. Tabi görüşler böyle Allah korusun böylece. Yani İslam yaşantıyı aşağı görüyor. Kendini üstün tepeden bakıyor Müslümanlara. Böyle. Tepeden bakıyorlar. O çağdaş kadınlara böyle. Yani bir gün tekrar giymeyenler. Gece kulüplerinde işte bilimlerle yaşayanlar böyle. Fakat onlar ne oluyor sonunda? Onlar ölüyor ama. Ölmesinler diyor. Ölüme çare bulsunlar. Ölmesinler, ölüme çare bulsa bakayım. O çağdaşlar, kadınlar, çağdaş batırlar böyle böyle. Yani o hayatın böyle şaşalı döneminde şöyle cenazeye bakar mı? Korkar. İçeri girer muhtemelen böyle. Yani kefeni giyeni birisine yakın olsun ona bakmaz. Ben korkarım da böyle. Korkarım da böyle. Ben göremedim böyle. Ona bakmaya korkar. Ama o da öyle olacak. Ondan korkacaklar başkaları.
Nevzi bile talim var. Allah korusun böyle. Yani. Yani göz göre göre değil mi? Tabii göz göre göre böyle ya. Mesela bakın şu ay, güneş, yıldızlar çekim gücü böyle. Bir çekim gücü böylece böyle ya. Dünya direksiz duruyor boşlukta. Dünya kocaman bir kütle. Kütle böyle. Boşluk güne duruyor böyle. Kütle böyle. Kim tutuyor bunu boşlukta bunu? Öyle bir şey çekim gücü var. Güneşe bağlı. Çekim gücünü yaratan kim? Onun düzenleyen kim ama ya? Eğer çekim gücü başıboşuna ne olur? Güneşin çekim gücü daha fazla olsa dünya daha kenar çeker. Denizler bu arada uçtu gitti. Hayat bitti muhtemelen böyle. Eğer çekim gücü daha zayıf olsun ne olur? Uzaklaşır dünya güneşten. Denizler donar. Donar muhtemelen. Hayat gitti gene muhtemelen böyle. İnsan yaşayan insan damar donar böyle. Kan bulaşımıdır. Ya havada gazlara baksak değil mi? Gazlara mesela bak. Oksijen gazı böyle. Bak 121,5. Daha fazla olsa ne olur? Hücre yakar. Fazla gelirse hücre de yakar. Az olsa besin yakamıyor. Oksijen mesela azaldı mı ne oluyor? Bak zorlaşıyor bana öyle. Oksijen azaldığın bir yerde belli bir oranı var. Hayat zorlaşıyor mu? Ama Rabbim bunda bir düzeni kurmuş ama Allah'a bakın. Yani insan şey düşünse böyle, değil mi? Düşünse muhtemelen. Nasıl düzen vermek kurmuş? Bitkiler. Bitkiler. Ne bitki ne yapıyorlar? Alıyor karbondioksiti, oksijeni çevirip oksijen veriyor havaya muhtemelen. Bak. Derler ya böyle ormanlar, biz akciğerimiz öyle muhtemelen. Akciğer ormanı bizim muhtemelen. Ağaçlar muhtemelen böyle. Akciğer bak böyle. Allah'ın kurduğu düzen, denge muhtemelenler. İnsan oksijen alıp karbondioksit veriyor. Zehirli gaz veriyor insan böyle. Hayvanlar da böyle. Her hayvan böyle. Hepsi böyle. Ama bitkiler, daha bitkiler, hele büyük ormanlar. Bu kocaman ağaçlar muhtemelenler. Alıyorlar. Ne alıyorlar? Karbondioksit gazı böyle. Zehirli gaz alıyorlar. Oksijeni dönüştürüp havaya oksijen veriyorlar. Buna rağmen yine karbondioksit gazı çoğalsa ne olur yeryüzünde? Bunu denizler alıyor bunu, göller alıyor muhtemelen böyle. Denize göre alıyorlar, karbondioksit alıyor muhtemelen. Emiyorlar muhtemelen. Emiyorlar, bu altına çöküyor, çamur oluyor muhtemelen böyle. Onun için her suyun dibi çamurdur. Bu aslında karbondioksit gazı bunlar muhtemelen. Bu gaz orada ne yapıyor? Suda sıvı haline gelince, su eriyince çam haline geliyor muhtemelen böyle. Böyle. Bak, vay ne kurdu zemeli ha böyle. Yani iman etmeyenler yani yazıklar olsun onlara muhtemelen. Vallahi yazık olsun muhtemelen böyle. Yani insan nereye bakarsa baksın şöyle muhtemelen. Bakar baksın böyle. Mesela yediğimiz bitkiler. İnsan pazara gidiyor, markete gidiyor. Şöyle bakıyorsun böylece. Rengarenk böyle. Rengarenk böyle. Meyveler, o çeşitli meyveler böyle. Mesela şu mevsimde portakal diyelim böyle. Portakal böyle. Yekpare değil. Dilim dilim. Allah aşkına böyle. Yani portakal yekpare olsa portakal ısırırsın, bütün suyu akar üzerine. Yani. Ya böyle. Bak, dilim dilim vatan. Dilim dilim. Her dilim paketlemiş sanki böyle, böyle bak. Her dilim böyle. Her dilim böyle. Ama onun paketlenmesine böyle ambalajında o da doğal ama bak. O da yeni yok. Böyle. Ya. Mesela diğer ambalajlı paketler yenmiyor. Zararlı olmamışlar böyle. Ambalajı her dilim 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 böyle ambalajlanıyor. Yine yapışıyor bunlar hafif böyle. Ama az yapışıyor böyle. Hemen dağılmıyor. Çeksen patlamayacak, patlamıyor mu sen böyle? Mesela yumurtanın kabuğu bakalım. Yumurtanın kabuğuna bakalım. Böyle. Tabii yumurta sıvı. İçinde sarısı var, beyaz birine karışmıyorlar ama. Sarısı yine bir zar içerisinde. Yani ambalajı da böyle. Beyaz yine de ambalajda böyle. Yine karışmıyorlar onların böyle. Ayrı böyle. Bir de bunun kabuğu var sonra. Bak kabuğu böyle. Kabuğu var böyle. Eğer kabuğu daha sert olsa ne olur? Vurdun mu hızırma gerekir. Kırmak için hızlı vurdun mu akı daha da gider. Eğer daha zayıf olsa ne olur? Alırken daha kümesi daha kırılır. Taşırmaz bir yere. Yani o yumurtanın bak kabuk içine koyan, beyazını yaratan, sarısını yaratan be. Neden? Demek ki isteyen onun sarısını kullanacak, isteyen beyazını. Ve onu karıştırmıyor.
Karışma böyle. Efendim ben sarısını seviyorum, tamam. Beyazını sev, başka bir şey yapalım. Yaparsın muhtemelen. İnsanın dişleri muhtemelen bak. 32 diş var normalde insanlar böyle bak. Öndeki kes dişler, yan dişleri, az dişleri böyle. Altı üstü bunlar böyle. Tek sırada böyle şey. Diş hekimi fakülte okur. O kadar staj yapar. Yıllarca kendi çalışır, çabalar. Yine diş atmaya gidersin. İki gün sonra gidersin. Efendim benim şuram vuruyor, buram vuruyor. Ya muhtemelen böyle. Şu dişler değil mi muhtemelen? Haşa şu alem başıboş olsa. Ne olur değil mi böyle? Dişe çıkarken alttaki uzar, üstteki yam olur, şunlar olur, bunlar olur. İriliyor ufaklık, karma karışık olur. İnsanın şey ya muhtemelen böyle. İp çekilmiş gibi böyle böyle. Sanki tesviye edilmiş, torundan geçmiş muhtemelen böyle. Dişler onlar böyle böyle. Bunu yaratan kim onlar muhtemelen? Yaratan böyle böyle. İşte Mevlam buyuruyor, bütün bunlara rağmen ne yapıyor bazıları da Allah katı küfür yoluna gider bunlar böyle. İnkarcılara gidiyor böyle. İnkarcılara gidiyorlar. Ama ne olur gözünü kapayanın kendi dünyası kararıyor. Muhtemelen böyle. Oluyor böyle. İnne ahtarını kafirine selasıyla. Şimdi Mevlam buyuruyor, arkadan buyuruyor kafirlerin cezası. Tabi burada bir kısmı çok az böyle. İnna adil kafirine selasıyla gale ve seyre. Mevlam bir azreti böyle, kafirler azreti böyle. Selasıyla, zincir ve alayen buka deniyor buna, elleri arkaya bağlanacaklar cennet erken. Ve seyre ve cehennem denemeler. Müminler elhamdülillah mahşerinden girecekler cennete, resmi törenle sanki böyle denemeler. Önde peygamberler, sıdıklar, şehit evliyalar böyle, müminler Allah-u Ekber diyerek muhtemelen böyle. Coşku yiyecekler cennete muhtemelen böyle. Yiyecekler böyle, mahşerden böyle. Artık o anda coşku zirvede böyle. O kadar en huzur gönüller böylece giderken ne olacak kafirler muhtemelenler? Hesabı görünce mahşerde iki melek bekliyor, adları zabani. Dağlar gibi. Avucu insan ezer mi? Ök kuvveti muhtemelen böyle. İki az yabani bekliyor. Bizim Mevlam huzuhu ve gulluhu. Tutun bunu. Ve gulluhu, gul işte buka denen kelepçe denen mesela iki eli enseye bağlanacak böyle. İki eli böyle. Enseye bağlanacak böyle. Ayağında zincir olacak. Ateşten ama. 70 zira boyunda ateş ayında zincir, ellere boynuna bağlanmış, bu şey atılacak cehenneme okunan böyle. Şey, sürünerek böyle şey. Yani dünyada bilgi tasladı, onur yaptı, benlik yaptı, İslam'ı hakiri gördü, Müslümanları aşağı gördü, İslam'ı yaşamadı, nefsine uydu, harama gitti, şu bu derken böyle eğlenceler, zevkler, Avrupa'sı, Amerika'sı, şurası, burası, yazın plajlar, milajlar böyle, ona göre eğlendi böyle. Ama sonuç bu. Allah korusun, atmak. Allah korusun böylece. Ayağında zincir çekilerek böyle, sürüklenerek yani böyle, sürüklenerek iki el boyuna bağlanmış. Ve se'ira, se'ir de kızgın cehennem ateşine muhtemelen. Mahşer zaten 50 bin sene kaldı mahşerde. Hesaba çekiliyor 50 bin sene. Güneş altında. Aç, susuz ama ölüm yok orada. Ölüm insanı böyle. Buram buram terledi, katran gibi terledi. İzdiham, kalabalık, bedene birbirini yakıyorlar bedenler. Tepeden güneş yaktı. Artık ah bir gölge olsa. Yani bir damla su olsun diye böyle beklentideyken Mevlam Hoca tutun bunu, atın bakın cehennem bunu muhtemelen böyle. İnir Ebrar'a gelince. Ebrar, müminlerin iyileri bunlara muhtemelen. Bak, Ebrar. Sahibi bir deniyor bunlara böyle, ebrar bunlar. Ebrar, her türlü haramdan kaçınan, günahdan kaçınan, her ibadeti yapmaya çalışan insan böyle. Ahlakı da iyi olan ama. Ahlakı iyi değilse gene ebrar değildir. Ahlakı muhtemelenler. Çünkü ahlakı iyi olmayan kişi neye benzer? Duvarı örür, akşama bir tekme vurur, yıkar muhtemelen böyle böyle. Kişi iyilik eder birine mesela, 40 senelik eder. Bir gün kızar, başına vurur, kalkar, başına kalkar, hepsi boşa gider muhtemelen böyle. İman, amel böyle.
amel iki yerde böyle. Haramdan kaçınma, farzları yapma böyle. İhlas ile, samimiyetle böyle güzel yapma. Daha yapmaya çalışma, daha yapmaya çalışma. Girdi sahabeler Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne sordu. Ya Resulallah, hangi amel eftali? Eyül ameli eftali. Sahabeler. Geliyor böyle. O sahabe ki, imanı iman elhamdülü böyle. Hicretini yapmış, cihadına gidiyor böyle. Her tarafı yaralı böyle. Yara aç kalıyor, yara şey kalıyor. Hepsine katlanıyor. İbadet hepsini yapıyor. Yani doymuyor böyle. Neden? Dünyanın küçük olduğunu görüyor muhtemelen. Dünyaya kısa olduğunu görüyor böyle. Ahireti görür gibi olmamışlar böyle. İman yakın diyor buna böyle. Hazreti Ömer buyuruyor. Eğer diyor mahşerini görsem imanım değişmez diyor muhtemelen. İmanım değişmez böyle. İnanılmış ki o kadar böyle. Yani mahşerini görsem şu anda mahşer kurulsa değişmez ve imanım değişmez diyor böyle. Sahabe imanı bu sahabe var böyle. Böyle. Ama doymuyor muhtemelen böyle. Ya Resulallah, eyyül ameli eftali, hangi amel daha eftali ya Resulallah, onu yapayım, daha eftali ne? Yapıyor bir şey ama daha acaba iyisi var mı böyle böyle? Doğru bundan muhtemelen. İşte ebrar yetinmeyen muhtemelen böyle. Tamam işte ben namazını kılım yeter bana bu. Ne bileyim yettiğini, hesabı gördün mü mahşerde? Tamam ya, o da böyle olacak muhtemelen, böyle burada böyle. Yetinmeyen böyle. Her şey yapmaya çalıştın, haramlı günahdan kaçınan. Peki bu hayat yaşanır mı? Oh, çok tatlı mutlu, huzurlu hayat tatlı mutlu. Ne tatlı hayat o, ne tatlı mutlu. Huzur, içinde, gönlünde böyle ferahlık, içi gönlün nurlanıyor böyle. Gönlün nurlanıyor böyle, göğüs genişliyor böyle. Genişliyor böyle, rahatlama, huzur böyle. İbadetten zevk, feyiz alma dönemi başlıyor bundan. Şimdi kişi bu duruma gelmeyince ibadet eder, namazı kılar, ömreye gider, hacca da gider ama ibadetten zevk alamaz ama o zaman derdi. Alamaz derdi. Yani camiye gider, ön safa da geçer, oturur oraya böyle, hatta kıyafette böyle farklı olabilir, ön safa da geçer orada böylece ama namazına çıkar, derdi de aile manitas, bir laf var, halk arasında derdi. Aynı şeye gene ben varım. Şu alma Allah korusun derler. Ya namazdan bir şey alma aşamasına gelen insan işte o nedir? Ağaç yeşerim tuttu yani böyle. İnsan bir yere fide eker. Fide eker insan böyle. Sebze olsun olsun böyle. İnsan fide eker böyle. Onun insan sular. İnsan bekler onu böyle. Ayol tuttu mu acaba bu? Tuttu mu? Nereden belli olur? Yeşerim adına. Filiz adına. Yeşer değil mi? Tam tuttu mu? İşte bu muhtemelen. İman tam tuttu mu böyle, ebra denen kısım sen girdin böyle, o zaman ne olur? İnsan ibadetten zevk almaya başlar. O zaman ne olur? Kişi onu ibadeti ister, doyamaz şu muhtemelen. İştahsız bir çocuk. Annesi babası bakarlar, çocuk zayıf, iştah yok. Yavrum şunu ye, bunu ye, annesi ağzına sonra kaşığı götür, dışarı çıkarım sanırım. Gitmiyor sanırım böyle. İştah varsa ne yapıyor çocuk da? O da ağlar, anne ekmeği ağlar. Ağlar. Anne ekmek daha adı pişmeyin yemeği. Karı sofraya kurmuyor musun da? Hadi anne acıktım ben. Gitmiyor sanırım böyle. İbadet de böyle muhtemelen. Ah muhtemelen. İbadet de böyle muhtemelen böyle. Namazı zevk alanlar ya. Namazı zevk alanlar var. Ah muhtemelen. O vakit gelse böyle, randevu, ilahi randevu böyle. O bir tekbir aldım Allah'a böyle, diğer bu aldım Allah huzurunda. Sanki mahşerde Allah huzurunda böyle. Öyle talır ki böyle, tat alır, feyiz alır. Namazı yavaş çıkar, doyamaz böyle. Camiden geç çıkar, zor çıkar camiden. Camiden geç çıkar böyle şey. İnir ebrare, işte ebrar olanlar, yeşil mikesin, bunlar içecekler. Yeşil bu içecekler, minkesin kaselerden, kaplardan kemzacı kafura. Mizacı karışımı kafur olan. Kafur ne? Kafur. Şimdi beyaz bir madde de böyle parlak böyle bir kokulu. Ama bu dünya kafur tabi böyle. Cennette ırmak var. Irmak var. O ırmağın tadı farklı olacak. Kokusu sanki cennet kafur an böyle. Böyle kokulu olacak ki ırmak olacak böyle şey. Yani cennete girince evvela bakın su.
lazım. Evde su lazım. Evde su. Neden? Çünkü mahşerde su yoktu mahşerde. Mahşerde dere, mere, göl, akarsu yok böyle. Şişe suyu, satı satış yok mahşerde. Yani muhtemelen böyle. Şimdi buradan geliyor, satıcılar geliyor hemen bire. Oğlum böyle. Satıcı gelir böyle. Döner gelir, şu gelir, bu gelir böyle. Simitçi gelir, su gelir, ayran gelir burada. Ama mahşerde yok, yok mahşer yok muhtemelen böyle. Nefsi, nefsi muhtemelen orada böyle. Aynen. Bu su bir pınardı böyle bir kaynak su. Yeşmiyor ibadullahi. Allah kulu bunu çekiyor bunu. Allah kulu çekiyor bunu. İbadullahi. Yüfecüne tefcira. Yüfecüne tefcira. Yüfecüne tefcira böyle. Şimdi cennete girince hemen ağaçın altı yiyecekler. Müminde muhtemelen. Cennete girince böyle. Herkesin tabii yeri var. Herkesin de kendi özel bahçesi var ama. Bahçesi muhtemelen. Kaç dönüm? Allah bilir muhtemelen. Kaç bin dönüm? Bilmiyorum ben. Köşte ayrı böyle. Herkesin özel kendine özel bahçesi var. Ağaçlar, meyve ağaçları, bu akan suları üzerinde. Şimdi kişi oturduğu ağacın altında otururlar. Tabi cennette mesela sohbet var cennette. İş yok ki cennette. Çamaşır yok, yemek yok, çalışma yok, çalışma, dükkan açma yok, işte işe gitmek yok, tıraş olmak yok. Bir şey yok cennette muhtemelen. İş güç yok cennette böylece. Ne var? Sohbetler muhtemelen. Sohbetler böyle. İşte bu sohbet o cennetin bir zilli gölgesi. Sohbetler böyle. Yani sohbetler böyle. Oturacaklar, işte otururlar mesela yakınları geldi. Anne, baba, oğul, kardeş, yeğenler, şunlar, bunlar böyle. Birbirini araya buldular bunlar böylece. Birbirini daha çok sevenler dünyada. Şimdi akraba da olsa bazı biraz farklı olabilir mesela. Bazı akraba konuşmaz birbirini mesela. Yolu ayrıdır. Birini sevmezler. Zaten kimi cehennem için Allah korusun. Şimdi birbirini sevenler böyle birbirini buldular, oturacaklar şimdi böyle. Birinin bahçesinde ağaç altında muhtemelen. Canların su istedi şimdi böyle. Şimdi ne yapacaklar şimdi? Su akıyor ama 50 metre ileride edelim böyle. Oraya gidecek miyim oraya? Yok. 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 Böyle böyle. Onu akacaklar. Yürü tepsi girer. İsteyecek atacaklar böyle suyu böyle. Cennette yer çekimi olmadığı için, muhtemelen olmadığı için o deryata yok cennette. Su akmıyor deryatandan. Yani böyle çamur, çakıl, makul akmıyor. Yok deryata. Düz akıyor böyle su böyle. Ama dağılmıyor. Böyle. O çekim gücü birini bağlıyor suları böyle böyle. Su akıyor böylece. İstediği akacak istediği gibi böylece. Buradan gel bakalım şuna gel bakalım böyle. Dolanacak önüne geçecek tam böyle böyle. Hatta köşünde olsun yukarı çıkacaksın tam böyle. Yer çekim yok böyle. Çık bakalım yukarıya. Dere olduğu gibi böyle gelecek bir yukarı çıkalım tarzım tam böyle. Etrafında kaseleri var. Alacaklar bunları içecekler. Yalnız cennetteki içecek olan sular su değil muhtemelen böyle. Yani susuzluğu kandırmak için değil ama. Zevk için böyle. Zevk için böyle. İşi zamanlar her bir ırmağın ayrı bir zevk ver insana verecek böyle. En böyle. Mesela ırmak var, Selsebil var, Kevser var. En büyük teşnim. Teşnim böyle. O mukarribe mahsup. Teşnim suyu böyle. Onu bir içen kişi böyle mest oluyor tabii. Yıllarca böyle. O kadar şey gidecek ki böyle bütün damarını zevk çekilmesine böyle böyle. Akarsular. Kişi cennette bir şey yemez, içmesi yine yaşayacak. Ama zevk yeniyor burada böyle. Yufune bin nezri. Şimdi bunların özellikleri, bir özelliği burada geliyor şimdi burada. Bu ehli imanı bir özelliği dünyadaki. Yufune bin nezri, yufu vefakardır bunlar. Nezirlerine, adaklarına. Dünyada bir şey adadı mı, söz verdi mi, onu yerine getirelim. İster Allah'a söz versin, adak alasın, ister insanlar kulu arasında olsun böyle, söz verdi mi, onu getirir muhtemelen böyle. Getirir böyle şey. Mesela birine bir şey verecek, derin ki para mesela verecek böyle, işte ayın beşine vereceğim. Tamam mı, tamam mı? Ayın beşine vermesi gerekiyor, güneş batmadan önce. Ayın beşi oldu. Eğer güneş batmadan sonra verirse sindromuş oluyor gene muhtemelen der. Gün
Ezan vakti bitiyor. Ya Yemen ve o günden korkuyorlar ki yani şerri müstetira bunlar. Allah'ın kulları. Bunlar her şey yaptığı halde yine de buna korku vardır. Ve yahvune Yemen o günden, o günden. Yani mahşeri bunu sayılır burada. Kâne şerri müstetira. Şerri her şeyi kapsayan böyle mahşer. Yani kabirden kalkış andaki böyle. En o korku, o, en korku böyle. Kabirden kalkış anı böyle. İkini sur. İlk sırada kıyamet kapacak. Hep ölecek böyle. Bu daha kolay bu. Evet, çok dehşetli böyle. İnsanlar böyle çılgın olacak, insanlar ölecekler. Ama ölüm var burada. İkini surda yeniden diriliş, kabirden kalkış böyle. Hayat, yeni bir hayat başlıyor böyle. Yeni hayat başlıyor. Aslında her gün bu dünyada bu yapıyor tatbikatı. Her sabah. Sabah oldu mu? Kuşlar, kurtlar, her bir varlık çıkarlar böyle. Kuş yuvasına uçar gider böyle, kan yuvasından çıkar böyle. Hepsi böyle çıkarlar böyle. Koyunlar, kuzlar, otlar merak giderler böylece. Hayat başlar. Yudun tamamı ala hubbihi. Ve burada Mevlam bize bir örnek verir şimdi. Ve bunlar fakire tamam verirler. Yudun ümmet tamamı, tamam yiyecek yani. Yiyecek böyle. Ala hubbihi ona sevgisi olduğu halde miskinen ve yetimen esira. Buraya geliyor bu. Bu hasta Ali Ramazan'ın hakkında nazil vakti gelemedi. Hasta Ali hakkında böyle. Bir gün Hasan ile Hüseyin Hazretleri, Ali Hazretleri hastalandı bunlar. Çürükken bunlar. Hastalandılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ziyarete gitti bunları böyle. Yani birkaç tane sahabe de vardı. Baklar ki İki tane körpe, kuzu, peygamber torunu, Hazreti Fatıma Rüyamızın yavruları yatıyor, ateş yanıyorlar bunlardır. Hasta, ağır hasta bayağı böyle. Dediler ki şimdi diğer sahabeler, ya Ebel Hasan, Hasan Ali'ye, onun künyesi o. Ya Ebel Hasan dediler böyle, Allah sen bir nezir yap, Allah şifa verirse şu yapacağım diye böyle, nezir yapsın bunlara bu şekilde. O da Hazreti Fatıma ile konuştu, eşine konuştu. Ne yaptılar? Oruç aldılar. Oruç aldılar. Üç gün. Ya Rabbi, eğer sen buna şifa verirsen, üç gün oruç tuttu benim muhteremler. O gün iyileşti bunlar da Allah'a ekmeğiyle. Tabi peygamber de vardı muhteremler. Ece tabi gelmemiş tabi. İyileşti bunlar. İyileşinde, şimdi dedi ki, Ali Radonsları, eşi, peygamber kızı Fatıma'ya muhteremler. Ya. Ne mutlu ona muhteremler. Peygamber kızı mı Fatıma muhteremler. Eşi, zevcesi Fatıma Validemiz böyle. De ki ya Fatıma, biz Allah'a adadık oruç. Ertelemeyelim bunu. Evet, hem bu akıcı kalkalım. İftara oruca başlayalım. Olur. Ne var evde? Yalnız su var evde. Evde yalnız su var böyle. Ne bir lokma kuru ekmek var, ne birkaç hurma var, ne zeytin, ne buzdolabı var. Kuru ev, yani su var. Bunların bir de caresi vardı. Fiyat adında. Dedi ki ben de kalkayım size oruçta meclisine beraber dedi böyle. Sen bilirsin. O da kalktı. Sırada kalktı tabii. Namaz kıldı derken böyle. Ondan sonra su içtiler biraz. Su ile oruca başladılar. Ama yatarken de akşam şey yememişler. Yokmuş öyle bir şey. Aç yattılar akşamda. Sahur vaktinde yaptılar. Su ile iftara başladılar. Şimdi sabah oldu, hastane gitti, bir Yahudi'den, Haybeli Yahudi, adı Şemun, o satarmış böyle zahircik yaparmış, ondan üç sağ, üç ölçek arpa aldı, ödünç. Parası yok böyle, ödünç aldı, lazım, mecbur böyle. Ama yanı başına zeytin, peynir, şunu almıyormuş böyle. Yalnız arpa, zorunlu yanı böyle. Üç sağ, üç ölçek yani. Arpalı, arpa aldı, un değil. Al eline getirdi. Dedi ya Fatıma, arpa getirdim. Bunu üçe böl. Üçe böl bunu inşallah bugün. Bir bölümünü bu akşam yiyelim. Üç konuşup bunu tam bu şekilde böylece. Peki Hazreti Fatıma Validemiz. İkinden sonra Fatıma Zehra'dan satırı muhteremler. Peygamber kızı muhteremler. Peygamberimizin birinci kızı anlar.
Çok farklı o böyle. Yıkandan sonra oturdu, el değirmeni çekiyor, el değirmeni. El değirmeni de böyle koydu arpayı. Onu böyle yavaş çekiyor. Nasıl çekiyor böyle? Hep tabi zikrullah ile böyle. Allah, Allah böyle. Allah diye böyle. Öyle bunu çekti, bunu yaktı. Kalktı bunu, yoğurdu suyla, hamur yaptı. Beşe bölüyor bunu böyle. İki tanesini daha bir küçük Hasan'ın Hüseyin'e, çocuklarına verdi. Üç tanesi eşit yaptı böyle. Biri cari köleleri, onu da eşit ama yaptı böyle. Üç tanesine böylece. Akşam üzeri çıkardı bunları fırından, sıcak böyle. Yanında ama yanı su var, çorabı yok yanında bir şey. Böyle. O kadar böyle. Ama o acıkmış da iyice. Akşam yemediler, gece suyla iftara oruca başladılar. Onlar burnuna kokuyor şimdi böyle o taze çıkmış fırından. Arpaya kokuyor burnlarında. Beş tane parça kondu önlerine. Bekliyorlar. Vakit girsin. İftar açacaklar bunlar. İftara az bir şey kaldı. Tık tık kapı vuruldu. Hazine kaldı. Kim o? Ya Ali ene miskin. Ben miskin. Miskin hiçbir şey olmayan. Fakir bir şeyi vardır. İyi bakı bir şey vardır ama yeter ama kendisi. İhtiyacı gene var anlamına göre. Miskin yani sükünden geliyor böyle. Yolda yatan. Hiçbir şey olmuyor orada. Yolda kalmış böyle. Hiçbir şey yok böyle. Ya Ali ene miskin. Şeyin lillah. Ne oldu beni boş yemeyin. Çok acıktım. Allah için bana bir şey yerini vereceğim. Bir miskin geldi kapıya. Hastali şöyle bir baktı ona. Gerçekten tanıdık için böylece. Gerçekten aç böyle. Aç böylece. İçeri girdi. Hazreti Fatıma Alemiş. Ne oldu ya Ali? Ya Fatıma bir miskin geldi kapıya. Allah için bir şey istedi. Ben dedi kendi aklımı vereceğim ben dedi. Benim boğazım geçmez böyle böyle. Onu buradan boş çevireyim. Oturayım bunu yiyeyim. Onu geçmek bir şey geliyor. Ona vereceğim. Ama bir kişi doyamaz zamanında. Az muhtemelen. Küçükmüş böyle böyle. Doyamaz bu şekilde. Hadi Fatıma ona geri kalır mı? Ali al benimkini de ver. Benimkini ver. Cari o da benimkini verdi bir. O da verdiler. Üçünü aldı. Ve miskine verdi bunları böyle. Ancak bir kişi tam duyaran bunları böyle. Öksü bu işini böyle. Tabi o ona sevmedi. Gitti bu. Su içtiler. İftar açtılar, namazını kıldılar. O gece yine, gece tabi öğütmedi, yapmadı ekmeği gecede. Yine o gece imsaha kalktılar, oruca niyeti için. Yine suyla oruca başladılar. İkinci günü de Fatıma Alemiz Allah Hazretleri, yine ikinden sonra yine o ikinci ölçek üçe bölmüştü. İkinci bölümünü aldı. Oturdu yine el değirmenin başına. Oturdu böyle. Yine başladı böyle. Bitkin bir adam böyle. Zaten zayıftı künyesi böyle. Ailemizin. Başladı onu çekmeye gene böyle. Gene böyle. Allah. Allah. Allah diye böyle. Bir canı ciğerden verdi böyle. Her Allah değiştiğinde melekler alıyor melekler muhtemelen böyle. Alıyor melekler alıyor. Allah demesine böyle. Öyle bir şey de böylece. Hatta mahşer gününde Hazreti Fatıma'ya geleceğim, mahşer olacak ki Mevlam, ey kullarım, kapayın gözünüzü. Resulullah'ın kızı Fatıma kişi buradan baktı Mevlam. Hem mahşer cennete geçecek. Bunu çekti gene, yine bunu yoğurdu, yine beş parçanın içeriyle yaptı. Artık o akşam artık çok açlar tabii, şimdi bekliyorlar. Ama imtihan bu ya. İmtihan bu tabii böyle. Yine kapı vuruldu, tam şey yakın. Hazreti kim o? Ya Ali anne yetim. Çocuk yetim. Çocuk ağlıyor muhtemelen böyle. Ya Ali benim anne babam öldü. Bir gün aç kaldım çoktan beri. Kimse bir şey bana vermedi. Ne olur? Bana bir şey verin böyle. Yetim çocuk böylece. Hazreti baktı. Yetim çocuk ağlarken geçirin boğazından. Geçin muhtemelen de öyle. Geçin muhtemelen de öyle. Geldi gene aldı kendi hissesini aldı. Ya Fatıma ne o Ali? Durum böyle böyle. O benimkini verdi böyle. O cihazı verdi muhteremler. Onu çocuğa verdiler böyle. Çocuk onu da yemişti yavaş böyle. Onu yemişti böylece. Üçüncü günü artık son bölümü arpanın. Yine Fatıma Validemiz oturuyor gene el değmenin başına. Artık o gün çok bitkin ama böyle. Artık eli zor dönüyor, tutuyor.
biraz da tabi arpada biraz kolay, ezilmiyor yani. Un alım getirmesi için biraz kuvvet çekmek gerekiyor. Kuvvet yetmiyor böyle. Yani kendini böyle zorla kendisini. Ama zikrullah ile böyle un yaptı. Ondan yine beş parça yaptı. Oturdu artık başlamış yeri tamiriyle. Ama imtihan olmadı. Üşleyecek bu şimdi burada. Yine kapı vuruldu. Kim o? Hasta çıktı. Esir. Esir düşmandan bir esir. Yani Müslüman değil ama. Muhtemelen. Aslında her esir bir haneye verirdi. Buna iyi bakın der Peygamber. Yani esir almıyor düşmandan. Ve onları taksim ederdi insanlara böyle. Her haneye bir esir verirdi. Yediğiniz bunu yedirin. Böyle. Bunu iyi bakın buna. Sakın bunu aşılamayın bunu ben. Der Muhtemelen. Ne olmuşsa, ev sahibi yok, ne olmuşsa artık böylece, mesela aç kalmış, o geldi. Soruşturuyor, burası Peygamber kızın kapısı burası böyle. Oraya geliyor, o geldi, esir geliyor bu sefer. Ya Ali el esir, şeyin lillah, varmış da deyince, ona verdi muhtemelen. Ona da verdiler. Yine tabi oruçlarını açlar suyla. Ertesi sabah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kızına gittim öyle ziyaretine Peygamber'den böyle. Ama Cebrail Aleyhisselam geldi hemen. Ayet-i Kerime geldi hemen. Peygamber'e geldi hemen. Peygamberimiz kızın hemen elleri yakıp bir mi yapışı geldi yani böyle. Odaları yani böyle. Peygamber'e kızına gitti. Hazreti Ali orada. Nerede Fatıma? Ya Resulallah namazgahında. Fatıma'mız odanın köşesine kendine meşri yapmıştı böyle. Orada oturuyor böyle. Bitkin bir halde. Karnı artık belli değil. Akı yapışmış sen kana böyle. Karnısının arkasına yapışmış. Bitkin halde böyle. İki okumuş böylece. Orada yine kalben artık dili şey yapamıyor artık. Kalben böyle hep Allah ile beraber böylece. Ondan bunlara ayet-i kerim okudu. Müjdeyi verdi muhtemelen böyle. Yani o yol kolay bir yol değil muhtemelen böyle. Bakın böyle. Kadir muhtemelen böyle. Yani bir insan mesela eskiyen bir giysini verebilir. Artık yine giymiyor onu böyle. Bunu fakire vereyim. Verilebilir bu. İnsan arttan fazla yemeğini şusun bu insan verebilir fakire. Tabi bunda sevabı var yani. Bunda sevabı var. Verebilir. Ama Mevlam buyuruyor. Ala hubbihi. Bak. Ala hubbihi böyle. Neyi veriyor? Ona karşı muazzam bir iştahı var. Canı çekiyor. İhtiyacı var. Yani o kuru ahbe ekmeği nasıl şey yiyecek hemen orada böyle. O kadar ihtiyacı olduğu halde o ne yapıyor? Öbürünü tercih ediyor muhtemelen böyle. Diyorlar ki bunlar öyle yapıyor inşallah muhtemelenler. Biz bunu size verirken Allah söylüyoruz böyle. Libeş hillah. Allah söylüyor böyle. Sizden bir şükür, teşekkür, bir şey dua istemiyor mu? Bekliyoruz böyle. Yani fakir verirken de ama işte ama dua et be, ama işte bana şöyle yap, babama dua, anneme dua et. Yok muhtemelen böyle. Ayşe Sıddık'a validemiz, Peygamber'in zevcesi muhtemelen verirler. Ona bir şey fazla geldi mi, hemen taksim eder bunları. Tutmaz bunları böyle. Hemen yanında kim varsa böyle, ona tembih eder. Al bunu filana götür. Al bunu filana götür böyle. Kişi geldi ona sorardı. Kimi kim verdin? İşte söyledik onlara, buldu onlara verdim. Ne dediler? Biri şöyle şuan dua etti. Aynı dua dinler, onu yapar mısın? Aynı dua böyle. Öbür ne dedi? O da şöyle dua etti. O da aynı duanı yapardı meterine. Üçünün onu da aynı yapardı vereceğim. Sonra da bir gün, ya işte ne böyle yapıyorsun? Ben bunu Allah'a işliyorum ben bak. Allah'a işliyorum bu şey böyle. Duasına ben dua edeyim ki, o sırf Allah'a işliyorum. Bir gün İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz, büyük evlullah, yani saltanatını bıraktı, terk etti, enteresi tepsi böyle, o yola düştü. Bir köye uğramış, iki namazını vaktinde namazı kılmış, oturmuşlar dışarıya, hasta üzerine oturmuşlar. O köyde bir çok fakir biri varmış, o geliyor. Tabii nereye gelecek fakir? O dönemde cami kapısına gelecek. Yani herkes oraya koşar, cami kapısına koşar tabii böyle. Oraya geliyor, cemaat biliyorsun benim durumumu, çok çocuğum açlar diye, bana bir şey yardım edersin, edin bana Allah için bir şey böylece. Abi veren veriyor. Veremeyen tabi böylece. Ama her veren bak bana dua et ama
Bak işte anneme dua et. Olur mu anneme Fatih oku ama işte babamı şöyle yap. Herkese bir şart koşuyor böyle böyle. En az İbrahim Aleyhisselam'da geliyor. Onun için yanında bir tek para varmış. Dinar diyorlar böyle. İşte direm. Direm gümüş parasında ya böyle. Bir direm var parası para. Dün o serveti o. Onu veriyor böyle. Verirken de böyle veriyor muhtemelen. Elini böyle tutuyor böyle. Elini böyle tutuyor böyle. Böyle yapma vermiyor böyle. Neden? Hadis-i şerif var ya böyle. Üstteki el, altın daha hayırlı. Yani böyle verirse, sanki ben de hayırlıyım. Ben de üstünüm, ona göre böyle. Onun için bak ne yapıyor? Elini tutuyor, al diyor, böyle böyle. Böylece, üstüne alıyor bu şekilde. O fakir bunu alınca parayı, başına dua etmeye. Allah sana razı olsun böyle ya. Allah cenneti mekan etsin böyle. Allah'ın bana rahmet etsin. Ona bana dua ediyor böyle. Bakıyor ki Allah'a gülüyorlar. Ya bu İbrahim deli mi ne bu yapıyorlar böyle ya. Hem fakire vereyim bana dua ediyor bana öyle. Ya İbrahim ne yapıyorsun? Bu diyor postacı diyor. Postacı böyle bak diyor. Eğer buraya gelmeseydi diyor para burada kalacaktı böyle diyor. Ölsem diyen kalacak böyle diyor. Ama o geldi diyor. Bunu aldı diyor. Bunu artık götürüyor beni de. Hem almıyor, komşu almıyor bundan, bir şey almıyor bundan benim. Artık getiriyor bundan böyle, böyle, böyle. İşte Hazreti cemaatimiz her şeyin İncil'i var ya değil mi? Her şeyin de ne? Püf noktası. Her şeyin İncil'i var bunların da böylece. İşte kime nasip olursa, kim nasip olursa böyle, kim insan kaba tabiatlı oluyor böyle, insan bu İncil'e eremez kişi böylece. Kaba tabiatlı oluyor böyle. Hırçın olur, kaba olur, ahlak iyi olmaz. Ona kadar ibadet etse, onlar buraya inemezler bunlara. Onlarınki belli olmaz durumlara. Yapar, yapar, yakar, yıkar. Hiç onlara bir şey olur böyle böyle. Fakat kimin de böyle gönlü hassas olursa, kişi bu İncil'i ererse, İncil'i ererse ve Allah'a ererse böyle, az da yapsa ne olur? Onunki artık çoğalıyor muhtemelen, çoğalıyor böyle şey. Rabbim inşallah onlara bir şifa çevirsin. Lillahi Teala Fatiha.